Türkiye'ye baktığımız zaman telefon almak gerçekten zor bir hale geldi. Özellikle sadece telefon fiyatları artmıyor burada. Laptop fiyatları olsun, kulaklık fiyatları olsun, teknoloji fiyatları olsun, yemek fiyatları, gıda fiyatları, benzin fiyatları falan vesaire derken 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 böyle uzayıp gidiyor. Ama bizim buradaki konumuz telefonlar. Telefonları nasıl daha ucuza getirebiliriz? Yurt dışından alarak daha ucuza gelir mi? Yurt dışından aldığımız zaman nasıl kayıt ettirebiliriz? Nasıl Türkiye'de kullanabiliriz? Bunların hepsini kısaca çok iyi bir şekilde açıklayacağım. Merak etmeyin. Öncelikle yurt dışından almak mantıklı mantıklı mı? Tanıdığınız yurt dışından getirebiliyorsa mantıklı. Ya da Türkiye'deki telefon bayilerinde yurt dışından gelme uyguna telefonlar varsa almak mantıklı mı? Mantıklı. Peki bunları nasıl kaydettireceğiz? Öncelikle elimizde 3 tane seçenek var. 3 tane seçenekten birincisiyle başlıyorum. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Birinci seçeneğimiz eğer ki iki tane sim kartınız varsa bu sim kartlarının her birini 4 ay kullanabiliyorsunuz. Fakat koronadan dolayı 2 ay daha uzatabiliyorsunuz. Toplamda 2 tane sim kartı olduğu için 12 ay kullanabiliyorsunuz. Bu sayede her yıl bu şekilde yenileme yapmadan kullanabilmenizi imkan sağlıyor. Birinci simden ikinci sime geçersiniz 6. ayın sonunda. Ama e sim varsa dikkat edin. Çünkü e sim olduğu zaman şöyle bir sorun oluşuyor. e simde direkt hat olmadığı için e sime geçmeniz gerekiyor aynı numara üzerinden. Bu sefer geçtiğiniz zaman tekrardan sim kartına geçmeniz gerekiyor. Diğer birinci sim kartına geçmeniz için. Yani değişik bir sirkülasyon oluyor. O yüzden E-SIM'da bu maalesef ki tam işlevsel olmuyor. Ayrıca pasaportunuz olması lazım bunun için de. Pasaport kaydı ile birlikte yaptırabiliyorsunuz. Gelelim ikinci seçeneğe. İkinci seçeneğimiz şu şekilde. Xiaomi ya da Android telefonların çoğuna neredeyse sonradan e ivmeyi atılabiliyor. Son çıkan telefonlara her ne kadar atılmasa da çoğu telefona yine atılabiliyor. Özellikle Mediatek ile birlikte gelen Android telefonların çoğuna çok rahat bir şekilde e ivmeyi atabiliyorlar. Bunları da açıklama kısmına yazmayacağım. Direkt kendiniz araştırıp da bulabilirsiniz. Yani aradığınız telefon modeline e ivmeyi atılıyor mu atılmıyor mu bunu araştırın. Fakat şöyle bir şey daha söyleyeceğim. E ivmeyi atarken örnek veriyorum elinizde S3 Mini var ya da tuşlu bir telefon var. Onun e ivmesine gidip kendi telefonunuza attırın. Gidip de telefoncuya attırmayın. Çünkü çalıntı ivme olabilir. Ya da sorunlu bir e olabilir. O yüzden dolayı kendinizde imi varsa onu attırın. Bu şekilde iğmeği attırıp da kullanabilirsiniz. Bir sorun var mı? Hayır yok. Yani ben şu zamana kadar birçok telefonu bu şekilde kullandım ve bir sorun olmadı doğruyu söylemek gerekirse. Sadece bir tane telefonda hatta sıkıntı olmuştu. O da telefondan kaynaklıydı. Bazen çekiyordu bazen çekmiyordu. Bilmiyorum onun tam anlamamıştım. Yani e-mail ile de alakası olabilir ama bence e-mail ile gram alakası yoktu. Çünkü sadece o telefon elime geçmedi. Daha birçok telefon elime geçti o şekilde. Olsaydı onlar da olurdu. Fakat sadece onda oldu. O yüzden dolayı bunu daha fazla uzatmıyorum. Bence onunla alakası yoktu. Peki Apple telefonlara geldiğimiz zaman böyle bir şey var mı? Şimdi Apple telefonlara baktığımız zaman 20 milyar civarlarında iPhone 13, iPhone 13'ten örnek vermek gerekirse. Bunu yurt dışı olarak 13-14 bin lira kadar düşürüp alabiliyorsunuz. E peki nasıl kullanacaksınız? E İMI atılıyor mu? Hayır atılmıyor maalesef ki. Yani e İMI atılmadığı için de bu şekilde kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz aslında. Size tanınan e İMI süresi bittiği zaman isterseniz İsterseniz e geçersiniz. Biraz daha kullanırsınız. Ardından telefoncularda 6 ay uzatabiliyor. Bu süre uzatması da örnek veriyorum ki 6 aylık için 300-350 TL bantlarında gidip de çoğu telefoncuya sorsanız zaten rahat bir şekilde yapabiliyorlardı. Nasıl yaptığı hakkında gram bir fikrim yok. Yani sordum ama nasıl olduğunu söylemedi. İnternette de baktım fazla bir bilgi yok. Yani iPhone süresi nasıl uzatılır vesaire hiçbir fikrim yok. O yüzden dolayı adamlar gizli bir sır gibi bunu tutuyor. Yasal olarak bir sıkıntı yaratır mı? Yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şekilde sorun yaşayan da görmedim internette, forumlarda vesaire. O yüzden dolayı isterseniz 6 ay süreçli bu şekilde uzatma işlemi yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey daha var. Zaten bu üçüncü aşama. Ona birazdan geleceğim. Hatta gelelim ona geçelim. Daha anlatacağım bir şey kalmadı çünkü burada. Diyelim ki siz telefonu yurt dışından aldınız. Yurt dışından ya da birisi getirdi. Ya da siz Türkiye'den yurt dışı telefon aldınız. Öncelikle yurt dışından geldiyseniz telefonu kaydettirebiliyorsunuz. 2800 TL bantlarına kayıt yaptırdıktan sonra telefonu çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir eksisi var. Sadece size kayıtlı sim kartı takılı lazım ve bu sim kartını 3 yıl boyunca kullanmanız gerekiyor. Eğer ki 3 yıl boyunca kullanırsanız diğer sim kartlarını da takabiliyorsunuz. Bu şekilde özellikle yurt dışından gelen telefonların sıkıntılı yanı. 3 yıl kullanmanız gerekiyor ve başka kişinin adına kayıtlı sim kartını bu telefonda kullanamıyorsunuz. iPhone 13 aldınız yani sallıyorum ki yurt dışından 12 yer aldınız. Buraya getirdiniz 2800 TL kaydettiniz 15 bin lira. 20 bin liradan 15 bin liralara düşüyor. Yani mantıklı ise sizin için yapılabilir. Ayrıca ürünün garantisi var mı filan bunlara da bakın. Telefonu getiriyorsunuz. Garanti de hani global olarak varsa daha rahat edersiniz Yoksa da biraz sıkıntı oluyor Onların hesaplamasını siz yapacaksınız İlk seçenek gidip kendimizi almaktı. İkinci seçenek akrabanız varsa yurt dışında örnek ki ben Almanya'dan geldim diyen bir kuzeniniz varsa ona bir tane telefon aldırın oradan uyguna bulabileceğiniz bir telefon varsa. Ardından Türkiye geldiğiniz zaman kendi numaranızı isterseniz kuzeninizin adına taşıttırırsınız. İsterseniz de kuzeninizin adına yeni bir tane sim kart alırsınız ve bunu siz kullanırsınız. Kaydettirip sim kartını da ayarladıktan sonra yine kullanabilirsiniz. Üçüncü seçenek ise bu başlık altında. Yurt dışı olarak telefonu Türkiye'den aldınız. Yurt dışında yine bir tanıdığınız var. O geldiği zaman yine onun üstüne kayıt yap arttırabilirsiniz yine saydığım yöntemlerle birlikte. Neden yurt dışından gelmesi gerekiyor? Pasaport işe yaramıyor mu? Evet yürüyor ama son 6 ay içerisinde en azından bir yurt dışına çıkmanız gerekiyor. Bu yüzden dolayı çıkmadıysanız yurt dışına gelen akrabanızı ayarlayıp o şekilde sim kartını da ayarladıktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer ki siz de yurt dışına çıktıysanız hiç uğraşmanıza gerek yok. Kendi sim kartınızı pat diye kullanabilirsiniz. Bunu da zaten e-devletten kaydını yapabiliyorsunuz. En yasal olan yol bu şekilde. Türkiye'de ise fiyatları biliyorsunuz zaten 3000 TL altlarına telefon kalmadı. O yüzden dolayı bence ikinci seçenek seçenek daha mantıklı geliyor. Yani burada şey yapmıyorum size. Ama yine siz yani. Anladınız artık siz. Ben fazla konulara değinmeyeceğim. Biraz sıkıntılı konular çünkü. 3000 TL bantlarına gerçekten güzel yurt dışı. Özellikle Xiaomi cihazları bulabiliyorsunuz. Siz bir sahibinden.com'da yurt dışı cihazlar olarak aratın. Çünkü şu an piyasa gerçekten çok kötü. En mantıksı, en mantıksı uygun fiyat almak için bu gözüküyor. Kısacası video bu şekilde dostlar. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.